geride bıraktığımız dönemle alakalı olarak zaten sık sık da bir araya geldiğimiz, tecrübelerinden ve fikirlerinden istifade ettiğimiz, önemli devlet hizmetlerinde bulunmuş, Başbakanlığımızı ve Dışişleri Bakanlığı görevini deruhte etmiş Sayın Ahmet Davutoğlu bizi 5. Olağanüstü Kurultay'da genel başkan seçilmemiz münasebetiyle tebrik etmek üzere partimize geldiler. Biz de bu ziyaretten memnuniyet ve şeref duyduk efendim. Kendilerinin tecrübelerinden istifade ettik. Uzunca bir görüşme yaptık. Ne konuştunuz diye sorarsanız öncelikle söyleyeyim, siyaset hariç her şeyi konuştuk. Ülkeyi konuştuk, milletimizi konuştuk, devletimizin geleceğini konuştuk ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumdan çıkmasının temini noktasında izlenmesi icap eden yol haritalarını görüştük. Ben bu görüşmeden ve kendisinin fikirlerinden ziyadesiyle istifade ettim. Çok memnun oldum. Kendisini ağırlamaktan da büyük mutluluk duydum. Şimdi ev sahibi olarak lafı daha fazla uzatmayayım. En kısa zamanda yine fikirlerinden istifade edebilmek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere kendilerine iadeyi ziyarette bulunacağım. Çok teşekkür ederim efendim ziyaretiniz için. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim güzel misafirperverliğiniz ve ağırlamanız için. Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu 5. olan kongresi sonrasında, olan kongre sonrasında ziyaret etmekten ben de büyük mutluluk duyuyorum. İyi Parti Türkiye'nin zor şartlarında önemli bedeller ödenerek kurulmuş bir partidir. Siyasi hayatımıza büyük katkılar yapmıştır. Ve bu süreç içinde de her zaman İyi Parti ile yakın diyalog içinde olmaya hep özen gösterdik Gelecek Partisi olarak. Sayın Akşener'e de yeni hayat döneminde sağlık, mutluluk, esenlik diliyorum bu vesileyle. Yakın çalışma arkadaşlığımız, mesaimiz oldu. Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu da biraz önce paylaştık ki gençlik yıllarımızdan beri çok benzer tecrübeleri yaşadı. Kendisi de Türk siyasetinde önemli katkıları olmuş, önemli bir siyasi damarın içinden, gençlik yıllarından itibaren siyasetin içinden gelmiş çok tecrübeli bir siyaset ve devlet adamı. Karşılıklı görüşlerimizi paylaştık. Türkiye'nin son dönemde seçim sonrasında ortaya çıkan siyasi konjonktürü, son günlerde siyasi olarak tartışılan konuları ele aldık. Şunu açık yürekli ifade etmek isterim ki, yerel seçim sonrasında Türkiye için seçim sonuçları yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu yeni dönem bir yol ayrımıdır. Türkiye ya demokratik hukuk devleti doğrultusunda demokrasiyi derinleştirerek yoluna devam edecek ve devlet kurumsallaşmasını siyasi süreklilik içinde koruyacak ya da otokratik bir yapıya doğru evrilecekti. Seçim sonuçları Türkiye'de demokrasiyi güçlendiren etkiler yaptı. Hangi partinin ne aldığından farklı olarak bütün siyasi partilere şimdi Türkiye'de demokratik hukuk devleti kurallarının işletilmesi, özellikle dün ve bugün yapılan tartışmalar çerçevesinde devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve Türkiye'nin uluslararası itibarını tahkim edecek bir dış politika ve ekonomik güce kavuşmasını temin etmek üzere omuz omuza vermemiz gerekiyor. Demokrasinin güçlenmesi de özellikle muhalefetin sorumluluğudur iktidar kadar. Muhalefet demokrasiye ne kadar sağlam bir şekilde yapışır, tutunur ve onu korursa iktidar da o ölçüde demokrasiye saygı göstermek durumunda kalır. Şimdi daha önceki görüşmelerimizde, meclisimizde bizim grubumuz yoktu, İYİ Parti'nin grubu vardı. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin birlikte oluşturduğu grupla birlikte. Şimdi sesimiz daha gür çıkıyor. Grup Başkanımız Selçuk Bey ile tabii Genel Başkan olarak Müsavat Bey de yan yana gruplarımız bulunuyor. Şu konularda mutabakata vardık. Bundan sonra görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Kendileri iade-i ziyaret için teşrif ettiklerinde sohbetimize, istişaremize devam ederiz. Ayrıca komşuyuz. Komşuluk hukukumuz da var. Ben yürüyerek geldim. Kendisi de her zaman randevu olmadan da gelip çay içeriz, sohbet ederiz. Siyasetin
doğallaşması, normalleşmesi gereken bir dönemde siyasi liderlerin sık sık görüşmelerine büyük fayda vardır. Ben bu güzel misafirperverlik için, ağırlama için tekrar teşekkür ediyorum. Hep söylediğim bir şeyi kendilerine de aktardım. Ben bütün toplantılara ve geldiğim yerlere gelirken Kur'an-ı Kerim'den bir ayetten hep dua ederim. İzzetle girdiğimiz yerlerden Rabbim izzetle çıkmayı nasip eylesin. Musavat Bey de izzetle üstlendiği İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı izzetle sürdürmek, çıkmak demiyorum, izzetle sürdürmeyi nasip etsin. Hayırlı millet, devlet hayrına olan bütün işlerinde yanında olacağımızı, görüşeceğimizi, omuz omuza vereceğimizi ifade etmek isterim Gelecek Partisi olarak. Bundan sonra da istişarelere devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Soru var mı? Peki. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Şeref. Tamam, şöyle olmasını alalım.